Anadolu'nun Orhun abideleri olarak da adlandırılan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığındaki çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan doktor öğretim üyesi Mehmet Kulas, Ahlat'ın jeopolitik yapısı açısından önemli olduğunu vurguladı. Ahlat'ın jeopolitik önemi. Mehmet Kulas, bilindiği gibi Ahlat, hem jeopolitik yapısı açısından bir merkez olması hem de Orta Asya ve Anadolu'da tampon bölge olmasından dolayı oldukça önemlidir. Bu öneminden dolayı geçen süreç içerisinde kültür dokusu meydana gelmiş, bu kültür dokusu içerisinde belki içinde bulunduğumuz, belki İslam dünyasının en büyük tarihi mezarlığı, İslam mezarlığıdır. Bizim de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın isteğiyle birlikte 2010 yılından itibaren Profesör Doktor Recep Karahan başkanlığında çalışmalarımız devam etmektedir, dedi. Çalışmalarımız devam ediyor. Mehmet Kulas, 2011 yılından itibaren yapılan çalışmalarda yaklaşık 700 adet mezar taşına zemin blokajı, kilit taşı ve sağlamlaştırma yönünden müdahale ettik. Yaklaşık 70 kırık taşı son 2 yılda ayağa kaldırdık. Daha önce bakanlığın bizden istekleri doğrultusunda Kadılar Mezarlığı'nda da benzer çalışmalar gerçekleştirmiştik. Hatta mezarlığın en yüksek taşını da dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın isteği üzerine ayağa kaldırmıştı. Sonraki süreçte çalışmalarımız devam etti, şeklinde konuştu. 700 taşın KİTABLERİARŞİVLENDİ şu anda diken ve ot temizliği ile kazı ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların yanında kitabelerin okunması ve yayınına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Mehmet Kulas, şu ana kadar 700 tane taşın kitabeleri okunarak Arapça metinleriyle arşivlerimize kaydedildi. Bunların Türkçe transkriptiyosları gerçekleştirildi. Bunlardan bir kısmını levhalaştırarak mezar taşının yanında bıraktık. Bu sayede mezar taşı üzerinde neler yazdığını ziyaretçilerimiz de okuyabiliyor. Bunların dışında kaplumbağa zemin yumuşaması, köstebek ve benzeri gibi nedenlerden dolayı eğilmeler oluyordu. Zeminde yaptığımız çalışma ve incelemelerde birçok mezar taşına kilit taşı atarak sağlamlaştırdık. Mezar taşlarını daha uzun ömürlü sağlamlaştırmak adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Her yıl düzenli olarak tüm mezarlık alanının otları biçilerek çevre temizliği sağlanmıştır. Yerde parçalanmış vaziyette olan öncelikli 70 kırık şahidenin restorasyonu yapılmıştır. Öncelikli olarak belirlenen 600 adet şahide ve sandukanın yüzeylerini bir tabaka halinde örten ve kitabe ile süsleme programlarını anlaşılmaz hale getiren likenlerin temizliği yapılmıştır. 550 adet şahidenin çizimi yapılarak arşivlenmiştir. 25 adet mezar taşına bilezik taşı yapılmıştır. Öte yandan mezarlık içerisinde 110 bin metrekarelik alanda jeofizik ve jeoradar çalışması yapılmıştır, diye konuştu.